Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Aslı sen geçebilirsin anne. Gel. Aslı ayarladı şimdi. Aslı Irmak ablanı selam söyle. Onu çok sevdiğini söyle. Çok göremiyorum ki ben kamerayı burada. Olsun. Bizden de görmüyorum. Çünkü arkası dönük kendine. Irmak abla seni çok seviyorum. Selamlar olsun. Evet, herkese söyle kızım. Herkese selam. Ha, tamam. Böyle çok utangaçlı böyle. Tekrar herkese selam olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Hepinizin iyi olması için gerçekten dua ediyorum. Çünkü benim bu şekilde bu kadar buralara gelmem sizlerin sayesinde. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Emine ablam benim. Giresun'dan bana yazıyormuş. Buradan Emine ablama söyleyeyim. Emine Küçük de herhalde soyadı. Hep Emine abla bana yazı yazdığında çok da bizi severek izliyor. Allah razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Bir türlü Emine ablaya şunu söyleyemiyorum. Emine Hanım da diyeyim. Emine Hanım diyorum gibi. Yani ne yazsam bilmiyorum. Düşünün. Çünkü büyük mü, küçük mü, canım desem ilk başta çok şey yapamıyorum. En sonunda dedim ki Emine abla ben çok unutkanım. Bir şey istedim size diyebilir miyim? Şaşırdım. Yani ben size ne diyeceğimi, hitap edeceğimi nasıl bilemedim dedim. O da bana yazdı. Yaşını söyledi. Evet, benden 13 yaş büyükmüş. Ve ondan sonra dedim ki evet unutmadım. Emine ablayı şu anda unutmadım. Yaşını da unutmadım, kendisini de unutmadım. Ve gerçekten buraya da bekliyorum yani gelmesini. Çünkü çok iyi bir insan. Teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Kendisinin ellerinden öpüyorum. Artık o benim Emine ablam. Yani öyle Emine abla diyeceğim artık. Bu şekilde onu da şey yapmış oldum. Zeynep ablayı canlı da benden büyük olduğunu öğrendim. Kendisini de işte ellerinden öpüyorum. Burada Leyla Derin ablamın, Efo dayının, Irmak. Zaten Irmak bizim artık şey, kartopu da öğretiyorum papağanıma, kayısıya da. Irmak, Irmak falan diye. Melahat abla işte buradan. Herkes işte. Herkese selam olsun burada. Güler Gülbacım olsun. Hepinize selam olsun burada. Şimdi ne diyecektim? İsmail abi bu arada Ufuk gerçekten seni çok seviyor. Senin de Ufuk'u çok sevdiğini biliyorum. Enes'i çok sevdiğini biliyorum. Enes'in şimdi Ufuk manevi babası olunca Enes'in de dedesi olmuş oluyorsun. Ben de senin gelinin olmuş oluyor. Ona göre yani. Ondan sonra kendisi de çok seviyor Enes İsmail abi. Senin de ellerinden öpüyoruz. Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmayan. Her şey yorum yazmak değil. İzleyip beğeninizi de atsanız yeter. Yani hep de izleyeceksiniz diye de bir şey yok. İşiniz gücünüz olabilir. Allah razı olsun. Abone oldunuz mu? Oldunuz. Teşekkür ederim. Desteğinizden dolayı. Bugünlük vlog çekiyorum. Bunu birazdan göndereceğim ben. Bu bizim Kars hangeli. Yani biz bunu hangel, soğanlı falan biliyorsunuz annem kesmişti. Ve ben bunu kurumaya bırakmıştım. Şimdi ben bunu bir poşete koyacağım. Buzdolabı poşetine. Bu şekilde olacak. Bunu da bizim Kars'a özgü olan eriştemiz. Bu erişte serdiğimiz eriştenin altıdır bu. Aslında normalde öteki eriştelerimiz böyle büyük büyüğü olur. Yani büyük büyüğü olur. Bu farklı. Bu altıdır. Çıkan altı bu. Kuruttuğumuz ve fırınladığımız. Bu da böyle bir kovaydı. Böyle bir pişirimlik almış. Bunu da ben işte böyle ya bir patatesimi yaparım. Yani artık nereye pirinçli mi yaparım? Nereye yaparım artık? O zaman bakarız tekrar. Bir pişirim bu kalmış. Burada alt olarak bu kalmış yani. Burada da biliyorsunuz benim kestiğim yine böyle erişte keserken mantılık kesmiştim böyle. Çok seviyoruz. Biz Ufuk'la işten geldikten sonra hemen Ufuk diyor ki Nurten bir yoğurtlu yapalım diyor. Hemen bir süzüyorum. 2 dakikada pişiyor zaten. Ondan sonra güzelceme yanlışlık yapıyorum bu arada. Yanlış koydum. Hemen güzelceme yoğurtluyorum, ediyorum. Ufuk'la birlikte yiyoruz. Ondan sonra saat işimiz gücümüz tabii bizim işimiz çok zor. Oradan geldikten sonra dışarıda ayrıştırmalar yapıyoruz arabada veya götürüp fabrikaya veriyoruz. Efendim Karto! Nurten diye bağırıyor. Ondan sonra biz onları eve geliyoruz. Saat gece 12'de bazen 1'de bazen 11'de yemek yiyoruz. Bu şekilde geçiyor günümüz bizim. Böyle işte hala bağırıyor. 2 gündür de biliyorsunuz pazarlarım vardı. Çok yorgundum. Belim ağrıyordu. Aslı! Aslı! Böyle makarnayı kovaya dolduracağım. Kurudu. Biliyorsunuz testiyim. Bu bize
bir kış boyunca yeter, gene keseriz. Evde de kesilir artık. Böyle bir şekilde bir kova olmuş oluyor herhalde. Artık yani biraz fazla da olabilir. Böyle çocuklar çok seviyor. Hele Enes çok da güzel olmuş. Yaptıktan sonra her şey çok güzel olur. Böyle. Gittim geldim. Bunu ben güzelce elimle böyle karıştırdım. Ondan sonra bunu devamlı karıştırmak gerekiyor. Gerçi ben bunu saç üzerinde yapmıştım biliyorsunuz. Ben biraz da hafif, biraz kızartarak yaptım. Öyle daha bir güzel oldu. O kadar güzel ki sanki mantı gibi yani. O kadar harika. Çok da güzel de yoğurmuştum. Biliyorsunuz, gördünüz. Şunu canlar ben 2 dakika şu poşete koyayım. Böyle. Kendimize yetecek kadar yapıyoruz. Makarna alıyoruz, et yiyoruz. Aldım da yani çok fazla almıyoruz. Şöyle bu tamam. Bir pişirimli hengelim var. Buna da soğan döker yaparım. Bir pişirimlik eriştem var gene. Şunu bir yapayım. Böyle. Bunu da güzel bir çırparım dışarıda. Balkonda. Hafif bir bu arada yağmur yağmaya başlıyor. Çisiliyor yani. Buradan akrabamız olan Duygu Öztürk ablama. Kendisi bana Avusturya'dan yazıyor. Çok teşekkür ederim Duygu abla. Yorumlar yazmaya başlamışsın. Biliyorum Duygu abla sensin değil mi? Yani öyle biliyorum. Yani belki isim ve soyad da yani aynı olabilir. Ama hayır ben biliyorum. O benim amcamın eşi. Babamla eşi amca çocukları. Kendisi de benim yengem olmuş oluyor. Ondan sonra kendisi çok teşekkür ederim. Duygu abla Allah razı olsun. Benim akrabalarım da bu şekilde. Öteki akrabalarıma da söylüyorum. Hepiniz sizler de destek çıkın yani. Hepiniz yani tabii ki çoğu bilmiyor. Bence birbirinize haber verin böyle destek çıkın. Teşekkür ederim Duygu abla. Seni çok seviyorum. Avusturya'dan. Buradan da Avusturya'ya selam olsun diyorum. Ondan sonra abone olmak ücretsiz. Yani sonuçta benim yaptığım iş çok güzel. Yani kötü değil ki çok güzel. Bilmiyorum. Böyle ondan sonra ne diyecektim? Ya o değil de valla beni Hollanda, Nijerya ya, taktım da biraz yani açtım baktım da orada da çok YouTube çeken var. Valla izliyorlar. Arap ülkesinden falan var. Almanya beni çok izliyor. Ondan sonra İsviçre çok izliyor. Buradan İsviçre'ye ondan sonra Nijerya bak. Nijerya beni izliyor yani. Onun için buradan selam gönderiyor. Selam. Ondan sonra gene vardı ya unuttum. Değişiyor yani. Ben stüdyomda gördüğüm için orada görüyorum beni izleyenleri. Böyle ara ara yazıyorlar da. Sonra Türkçe'ye çeviriyorum. Güzel yazılar yazıyorlar. Bu da böyle bu şekilde. Bugün böyle. Ne yapacağım? Birazdan şunu tavuklara atarım yer. Birazdan Enes gelecek. Bizde böyle sıçrayınca şey derler, misafir gelecek derler. Buyursun gelsin. Enes gelecek şimdi. Onun yemeğini vereceğim. Ondan sonra Enes'in derslerini yaptıracağım. Tekrar Ufuk dedi sen mi geleceksin, ben mi seni geleyim alayım dedi. O da işte çalıştığı için ben de dedim bakalım ben sana haber vereceğim dedim. Okula gidebilirim ya da evde kalabilirim. Çünkü dedim ya elim ağrıdığı için bilmiyorum ne yapacağım. Şöyle şunları da şimdi hep 10 oldu. Şöyle, 2 pişirimde bu olur ya herhalde. Var ya biliyor musunuz? Çok pahalı. Yani her şey domates. Yani ezik
Ezik ya, ezik çürük domatesiyle 15 TL'ye, 18 TL'ye veriyorlar. Domates 25 lira, 30 lira oldu. İyi ki diyorum konservelerimi yaptım, koydum, acı soslarımı yaptım yani kahvaltılı. Biliyor musunuz onları bile mesela yemeklere koyup yapıyorum ben. Yani bilmiyorum. Çok pahalı, çok çok. Ne olacak bilmiyorum. Vallahi her şeyimi yaptım. Dolma biberlerimi koydum, patlıcanlarımı biliyorsunuz. Ben çoğunu da getirdiğimde geç geliyorum. Hemen 2 dakikaya şey yapıp dolaba atıyorum. Ondan sonra ıspanağımı koydum. Balıklar bile aldım koydum. İnşallah temizleyince göstereceğim size. 25 TL'den almıştım. Ondan sonra kaç tane aldım? 8 tane aldım. 3 tane de önceden vardı. Şu 2 tane mi ne? Böyle balıklarım bile var. Büyük büyük. Böyle bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben fındıklarımı hep sattım. Çünkü geçen senenin fındığıydı. Sattım yani. Ondan sonra fındığımı, cevizimi verdim. İnşallah gelecekler benim ama ne zaman gelir bilmiyorum. Geldiğinde fındığımı, cevizimi o zaman kıracağım. Gene kendim gideceğim. Bir gitsem kendim alacağım. Bakalım. Şöyle iki pişirimlik vardır. Böyle. Ben bugün bunları yaptım. Bunları güzelce çırparım ben. Çırptıktan sonra makineye atarım. İşte yaptın mı her şey güzel oluyor. Birazdan Enes de gelir. Dün biliyorsunuz Ufuk'la birlikte kahvaltı yapmıştık pazar günü. Ondan sonra Enes, hani ben pişiler yaptım ya yuvarlak yuvarlak. Enes ona gene ismini unuttum. Donut muydu, donat mıydı bir şey dedi. Üzerine salili sürdü. Çok sevdi dün onu. Anne diyor bundan bana gene yapsana. Hep yaptığım şey. Tabii biz bunları kare mara yapıyorduk yani kare şeklinde falan. Yuvarlak yapmıştım. Anne bundan gene yap diyor. Şimdi ondan yarın belki gene düşünüyorum bilmiyorum veya bohça düşünüyorum. Bakalım. Farklı bir bohça yapmayı düşünüyorum. İçerisine bal katılarak yapılıyor veya şerbet katılarak yapılan bohçalar var. Aynı çarşıda satılıyor. Genel çok güzel oluyor. Tertel oluyor. Onun baklavası da çok güzel oluyor. Öyle bir bohça da yapabilirim. Bilmiyorum. Börek yapabilirim. Açabilirim. Yarıya kadar un, yarıdan sonra nişastayla yapılan. Bakalım belim iyi olursa bakalım yarın neler yapacağız. İnşallah artık evdeyiz bu şekilde. Erişte burada makarnam var. Buyurun gelin beraber yiyelim. Bu kaç kiloymuş? Kaç kiloymuş bu? 10 kilo diyor. Bu fazladır tabii. Aslı? Sobayı doldurdum. Ben sobayı ne zaman yakarım? Saat 5-6 gibi yakıyorum. Ne oldu Aslı? Tamam. Geliyorum ben. Dışarıda bizi çağırıyormuş. Evet. Şimdi de buraya koydum. Şurada da etimek var. Onunla da şerbetim var. Bir gün tatlı yapayım. Bu poşeti buna kovanın ağzına giydirelim de şöyle kapağı da alayım. Şöyle görünüyordur. Canımız istediğinde elimizin altında 2 dakikada. Makarna arada alıyorum. O biliyorsunuz bir ara yapmıştım. İçine de kıyma doldurmuştum. Çok güzel oluyor. Ondan aldım bir tane. Bir de diyelim ki birileri geldi veya canımız garnitürü falan isterse onlara katmak için öyle
iki tane makarnam var. Teşehriye falan alıyorum. Öyle yani artık makarna ara ara alırım. Zaten makarna olmuş karşıya. Ama mecbur her şey almak zorundayız. Yani yemek zorundayız hastalanmamamız için. Gıdasız mı kalalım, vitaminsiz mi olalım? Mecbur alıyoruz. Aldığımızı da bildikleri için zam üzerine zam. Çok çok yani. Buraya koydum. Şöyle. Şurada koyarsam. Zaten bunları yaparım ben birkaç güne kadar. Şurada da dediğim gibi erişten var. Bunu da yaparım. Böyle bugün ne yaptık? Eriştelerimizi. Bir de niye eğri duruyor bu? Ben bunu anlamış değilim. Ayarlasam. Dur şimdi ben. Şöyle ayarlamam lazım. Şöyle. Bir de bugün işte neler yaptık? Dediğim gibi eriştemizi falan yani ortadan kaldırdık artık. Zaten bizim buraya fazla giren olmuyor. Misafirler falan işte gelirse açıyorum kapıyı. Dedim ya sobayı ben akşamları yakıyorum, evim sıcak oluyor. Onu devam edecektim. Birisi geldi. O arada onunla konuşurken o arada işte durdurmak zorunda kaldım. Ondan sonra geldim işte devam ettim. Buraları topladım. Zaten benim salonumun düzenini şu şekilde biliyorsunuz. Ben çok gerçekten düzenli biriyim. Yastıklarım orada duruyor. İhtiyacımız olunca alırız. Burada da fırınlarım da elimde hazır. Çünkü dedim ya gelmek isteyenler var artık. Şöyle durayım artık. Gelmek isteyenler var. Dedim ki gelebilirsiniz, haber verin bana dedim. Ondan sonra haber verecekler. İstekleri zaman gelebilirler. Buradan söylüyorum. Beni de izliyorlar. Ondan sonra böyle işte Melek gelecek nişanlısıyla birlikte. Davet edeceğim yani gelsinler. Böyle hava biraz yani kötü de değil ama hafif yağmur çisil diyor. Böyle hafif bozuk gibi yani. Böyle yağmur yağacak gibi yani. Öyle söyleyeyim. Enes de şimdi gelir. Ben onu dediğim gibi onun derslerini falan yaptıracağım. Ondan sonra sobamı yakacağım birazdan. Evim çok sıcak. Böyle ne yapıyoruz? Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Şu beğeni tuşlara basarsanız mutlu olurum yani gerçekten. Sonra çevrenize söyleyin. Destek çıksınlar. Ondan sonra paylaşabilirsiniz. Böyle yani. Eğer bir kusurum olduysa kusura bakmayın. Özür dilerim. Affedin. Ama elimden geldiğince böyleyim yani. Ben buyum. Tekrar söylüyorum. Başka ne diyeyim? İzleyin ya. Videolarımı izleyin. Şöyle şu saatim çok az kaldı. Biraz daha geçmesini istiyorum. Yani daha çabuk işte şifremin falan gelmesi için. Anlatabiliyor muyum? Yani bir saatimin daha biraz daha hani olsun diyorum. Daha güzel olur o zaman. Öyle yani. Daha uzun süreli olmaz. Bu şekilde işte. Ama sonuçta gene de YouTuber oldum yani. Şükürler olsun. İşte bir şifremiz falan gelirse hepinize göstereceğim. Baklavalar yapacağız. Ondan sonra ben onları götürüp söz verdim. Pazarcıların hepsi bekliyor. Böyle yani. Ama şifrem geldikten sonra inşallah. Böyle yani. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O gelen de zaten biliyorsunuz ben çocuklarımı okutuyorum. Okutacağım. Böyle yani hepinizin katkısı olacak bu şekilde. Böyle bana yazılar yazıyorlar. Abla sizi çok severek izliyoruz. Çok iyi bir ailesiniz diye. Biz de sizleri çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah gönlünüzde ne varsa, ne dileğiniz varsa olsun inşallah. Ben burada Karadeniz Oğlu'ndaki evde oturuyorum. Gelmek isteyenler varmış. Gelmek isteyenler gelebilir. Soruyorlar nerede oturuyorsun falan. Kapım her zaman açık. Abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşlarına basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın. Nurten Ufuk'un hayatında kalın. Bay bay.